Esra Hanım, bana bir söz hakkı verir. Bir Allah'ın kulu çıksın yalan söylüyor desin. Esra Hanım, lütfen. Bu açılımı yapar dinleyin, mısınız bana Kamil Yılmaz? Benim bir sürü kadın arkadaşım lafımı var. Telefon açar dinletirsin, evet, kadınlarla yaptıklarını. Ama bu sanıyor ki, hı, ben kimle arkadaş olduysam bu herkesle beraber sanıyor beni. Hı hı. Çok normal böyle sanması. Sizin erkek arkadaşınız yok mu? Ebru'yu getir. Şimdi, hadi. Bakın beyefendi, arkadaşlığı bir ayıralım. Siz çok eşli bir adamsınız. Evet. Bu kabul edilecek bir şey değil. Hayır. Dua edin, bunlar arabanızı parçalamışlar. Sizi de parçalayabilirlerdi. Yani o kadar Esra söyleyeyim size. Esra Hanım kendine can güvenliği istedi o gün. Can güvenliğim yok dedin, değil mi? Yazıklar olsun sana. Can güvenliğin yok değil evet mi? Benim yoktu, benim. Evet. Ama o gün gel. Bir şey değil. Devam edin Kamil Bey. O gün olaydan sonra niye evine yalvardın, gitme hadi Esra diye söyleme evet diye. Heh, bir anlatsın. Esra Hanım. Dinliyorum. Ben kimseye yalvarmadım. Beni dinliyor musunuz? Allah. Evet. Bu şimdiye kadar beni niye durdurdu biliyor musun? Ne? Evet. Ve bu Akpınar'daki jandarmada da var. Jandarma geldi, bunu ambulans geldi bu hafta. Bu cenazedeki insanlar ya senin şahit olur. Kaçındı intiharım. Esra Hanım, kaçındı intiharım. Lütfen oğlumu konuşturun. Kaçın, bir saniye altında. Bunları yapmasının intiharım, sizi bu sözlerle intiharım tehdit etmesinin sebebi nedir? Tehdit etmedim ben onu. Dur dakika, hani ben bu bilmiyorum, kendine sorun, kendi hayır, orada. Hayır, benden Denizala bağlan, Denizala. Seni hep o Deniz var ya, hep Deniz var ya. Bağlanacaksın, kızın hemşire olanı. Yani Hatice var, onu kabul ediyor. Ben, benden başkasına bakarsan evet, sana zarar veririm mi diyor. Aynen. Ne? Ama siz de şu cümleyi zaten kullandınız. Bizim Kamil iki, yılla, Bey giderken jübile yapacak iki, ondan bir beraberliğimiz yok. Aynen bu gider ayak, bu zaten herkese de demiş, herkes de şahit. Hı hı. Ben demiş bunun kapısına kilit durup gideceğim demiş, rezil edeceğim demiş. Allah'ım kurbanım. Yani vazgeçilmez mi söylesin? Ne olur bir dakika dinlesin. Bana geldi. Var efendim. Diyor ki dedi, seni benimden ayırmak ben dedi. Asla öyle bir şey demedim. Yalan söylüyor. Oğlumuz 10 yaşına kadar büyüsün diye yalvaran sen değil misin Kamil? O beni yoldan alan otobüs diler şahit. Asla asla Kamil, kesinlikle. Yalan, yalan konuşma, söyleme, yalan çirkeflik konuşma, de yapma. Kamil, yalan konuşma. Asla öyle bir şey dediysem, öyle bir şey dediysem söyleyin. Mehmet'in ötsün de. Ben de karşılığını vereyim. Demedim Mehmet'in asla. Mehmet'in üzerine yemin eder misin? Ötsün. Allah seni canlı. Bir dakika yaz gerçekten. Ya, sen oğlumu bile Hatice abla sen bu çirkinliğin neresindesin ya? Sen nasıl 10 yıldır böyle bir şey tahammül ettin? Bir dakika. Lütfen o Nevin o Hanım. O gün o cenaze olay olduğu gün annen ne söylemiş, Nevin demiş, sen demiş yine yanımızda dur demiş, o demiş bu. Yalan söylüyor. Yalan, yalan söylüyor. Yalan söylüyor da yalan söylüyorsun. Çocuktan mı bahsediyor? Zaten annen gel beni baştan Nevin yalan söylüyor. Esra Hanım, oğlu yanımızda Umut. Bu telefonuna bakmıyor ki. Çünkü mesajları bile Ebru'yla gör arkandayım dedi. Hacı. Bağlan hacı. Bağırmayın. Hepsi yalan söylüyor. Hepsi yalan. Yalan. Sen zaten her zaman Kamil, yalan bu niye kırıldı? Sen hep doğru bunların konuştun. Bunların tek amacı kelimeleri. Senin üzerindeki atletik külotu, al gömleği Ebru ne biliyordu? Ha? Ne biliyordu? Şırın markasını biliyor muydu? Evet. Ben aradım, ben biliyordum, o biliyordu ya. Ben kimlerden görecek seni, de bilecek doğru ya. Doğru söyle, seninle ben doğuşmadık mı? Bu geldi ha, beni uyardı. Sakin ben, Nevin, ben evet. Ben buna dedim ki ne? Kara çalıyorsun gibicesine. İlk Nevin mi sana söyledi böyle evet, böyle bir şey var? Evet, hep diyor da ben inanmıyordum. Bunu hep tersliyordum hani şey yapacak diye. Ne bileyim ben bunu böyle ettiğini. Bu hep beni uyardı, hep beni uyardı. Ne o zaman gün, inandın böyle bir ilişki? Bası,
bacısı aradı. O gün aradı. De cenazede işte olay olmuş, benim ondan da haberim yoktu. Ben hatta oradaki cenazedekiler demiş, utanmadan demiş, Hatice demiş, nasıl geliyor da demiş, burada demiş, cenaze içinde duruyor demiş. Sen niye utanacaksın ki? Benim utanacak bir şeyim yok ki. Benim zaten her zaman için... Ebru demiş ki şunu demiş. Bu. Öyle bir şey yok. Hayır. Ebru demiş, bunlar hepsinin evinin kurgusu. Deniz Alan'ın çocukları var. Oğlum bak onlar utanacak. Bir dakika Hatice ablayı duymak istiyorum. Benim evden ekmek yedi, su içti, utanmıyor. Sana iftira mı atmışlar? Sen onlara Ebru asla inanmaz. Hepsi yalan. Yalan değil ki abi. Bunu söyleyenler var. Ben bunu her türlü sana ispat ederim. Onu eğer o Ebru'ya korsam Allah belanı versin. Her zaman sana... Hatice Hanım, hep bellettin beni. Ben onu her zaman sana izah ederim. Kamil, neye izah edersiniz? Gerekçesi olarak sizi mi gösteriyorlar? Siz mi başlatmışsınız? Ben başlatmışım. Hayır, Hatice Hanım'a demişler ki... Evet, Ebru demiş ki... Demiş ki diyor ya hani kisi var ya, kisi, bağlansın kim, kimse söylesin. Kim mi? Ya bacın ya, mesaj attı bugün bacı. Ne diye mesaj attı? Kardeşine. Ebru bacı. Yavaş. Dede oğlu dokudu. Bak ben öve yanayım ben. Şey bacısı var. Fatma. Ben... Tanmadan bana mesaj atıyorlar dedi. Böyle yazılı bir mesaj var mı? Evet var. Oğlunun telefonunda. Evet. Utanmıyor da daha öyle. Kamil Bey. Ben değil mi? Ben yaptırıyorum değil mi? Yazıklar olsun lan sana. Ha. Çok yüz yok sizden ki. Beni öyle bir şey yok istemediniz. Hatice. Hani kanseri ya, diyor. Beni zaten hiç istemediydi. Yani bu duruma da getir diye yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Ben dışın dırnağı öyle bir şey çektim. Yok Hatice. Sen onun gazına kendin gelme. Kendin de biliyorsun benim çektiğim çileleri Kamil. Bütün herkes biliyor. Cümle alem biliyor. Burada da herkes hep izliyor. Sen onun gazına... Gazına gelmedim bak, Kamil. Ben hepsini yutuyordum. Onun gazına gelme. O kadın hiç sen o... Hiç sesimi çıkarmıyordum. O stüdyodan çıktıktan sonra benim... sana tekme vuracak. Benim iki tane çocuğuma mahrum ettin. Mahrum sen beni dinliyor musun? Göstermedin mi? Benim çocuklarımı. Hiç görmedim o çocuklarımı. Beni dinliyor musun? Çocuklarından beni uzaklaştırdın. Beni dinliyor musun? İki çocuğunu koymadı bu. Bir dakika o geleceğim. Beni dinliyor musun? Ben de seni şimdi çocuğuna mahrum edeceğim Mehmet'e. Ha? Mehmet'e mahrum edeceğim seni. Niye soyadını al benim oğlumdan. Nevin Hanım susar mısınız? Mahrum ettin. Niye çocuklarından mahrum edildiniz? Hatice abla. Esra. Hatice bu. Benim ilk eşim ölmüştü. Ondan iki tane çocuğum vardı. Ben hiç göstermedim bu şahıs. Ay, doğru mu? Doğru mu Kamil Bey? Hiç göstermedi. Hiç çocuklar... Esra Hanım soracağınız soruları hızla sorun ben de cevaplayayım. Sorma, sorma. Peki. Tabii, Hatice Hanım'ın anlattıklarına bir cevap verin. Ben hiçbir zaman onu ne kıstım, ne şuraya gittim, canım, ne buraya. Doğru, ağlısın, ben zaten ağlısın, benim kızsın. Günüm dışarıda geçiyordu. Ben evde kalmıyordum. Tabii eve gelmiyordun. İşim dolayısıyla her zaman ben dışarıdaydım. Eve gelmiyordun ki nerede kuracağım ben seni? Evet. Takip mi edecektim? Ne bileyim ben evet, gidiyordum doğru. işe diyor gidiyordum demek ki pisliklerin işi yapıyor musun? Ne haberim var evet, senin? Evet. Her zaman da evet işe gidiyordum. İşe gidiyordum. Ne işine gidiyordun? İşe gidiyordum. Kameraya bak. Kadın tüccarına. İşe gidiyordum canım işe. Peki. Bir saniye. Nevin'in gazına gelme dediniz. Bu ne demek? Ben hiç gaza gelmiyorum hiç. Ben hiçbirinde bu şey şimdi dikkat ederseniz konuşmalarına da bu onu kumandalı gibi kullanıyor şu anda. Gibi götürdü oraya. Tamam mı? Evet. Aydın bunun hepsini bunlar sus. Tasarladı. Tasarladı. Kendi kafamızdan uydurduk. Hatice hakkını... Tasarladılar. Gider ayak. Kamil'i de biz rezil ederiz. Hatice hakkını normalde savunamaz mı? Biz rezil ederiz ondan mı? Sonra. Ne hali varsa gör. Zaten ben ahitsiz usuz aileniz savunabilir. Kimi gelin olarak şey kabul eder Kamil Bey? Aileniz gelin olarak kimi kabul ediyor? Hatice'ye kabul ediyor. Esra Hanım sana bir şey söyleyeyim mi? Bir insan Hatice'ye kabul ediyor. Kabul etmediler. Asla. Yalanı konuşma. Asla kabul etmediler Kamil. Seni ettiler mi? Şartla evlendim dedin her ya. Kamil buna. Ben kabul ettikten sonra.
Ben kabul ettikten sonra kimseye laf düşmez. Kimseye laf düşmez. Ya sen annenin kapısını bile bilmiyordun ki. Biz senden iş olmuyor ki. Onun evi de orada, evi de orada, anahtarı da orada her zaman. Olmuyor, ev onun, olmuyor, her şey de onun, gidip oturabilir. Her şey dediğin gibi. Anladın mı? Televizyon benim, koltuklar benim, kanepeler benim, masa benim. Hayır mı? Sen babayın parasıyla mı aldın? Hayırdır lan? Senin ney lan? Ney? Senin kazancın neydi? Sen sattın sen. Sen parayı nereden buldun? Sen. Nereden buldun? Benim vardı Allah'a şükür ailemde. Tamam ispat et. Benim vardı. Anladın mı? Sen sattın diyorum. Saklamadım Esra Hanım. Sakladın mı Esra Hanım? Sen Esra Hanım, Esra Hanım. Zaten benim, bir dakika, kilit noktam da bu. Ekonomik özgürlüğü olan bir kadının kumalığı kabul etmesini asla anlamıyorum. Ben kabul etmedim. Esra Hanım, asla beni dinliyor musunuz? Senet attırdı. Esra Hanım, beni dinliyor musunuz? Sibel Karaöze. Kefilim onu etti. Senet benim. Mahkeme şehitli ödenmesi var. Hayır Nevin Hanım, şöyle her bahsediyorum. Her şeyde senet attırdı. Bu senetlerin parası gelecek diyerek gönderiyordu. Bu senetlere para ödenecek gelecek diyerek. Esra Anladım. Hanım beni dinliyor musun? Devam edin lütfen. Kapıma gece kimi gönderdi? Bir dakika. Bu parayı nereden kazanmış? Diyor sorar ki mısınız? Sen beni pazarlıyordun başka erkeklere diyor. İddiası bu. Bunu cevaplayın. Peki orada şu 70 milyon önünde bir yemin etsin ve bunu da ispatlasın. Evet ispatlayacağım Kamil. İspatlasın. Bağlanırlar. Siz bana tamam, şunu bağlansın. Söyleyin. Tamam bağlansın. Nerede olmuş, nasıl olmuş söylesin. Sen gönderdin ya beni. Kime gönderdi? Sen gönderdin Allah'tan ya. Allah'tan korkmuyorsa konuşsun. Erol'un çay ocağını göndermedin mi? Erol'un çay ocağı kim ya? Daha bildiğin yer, poğaça yediğin yer var ya. Ya ispatlasın diyor. Siz bununla ilgili polise şikayetçi oldunuz mu? Ben bir sürü hayatımdan kadın geçti. Ben hiçbirini hatırlamıyorum. Yani size bunu yaptırdığı bir dakika şimdi çok yayında da konuşulacak şeyler değil. Siz bu süre içerisinde bunu yani yaptırdığını iddia ettiğiniz olayla ilgili hemen gidip kendi hakkınızı korumak adına bu kişiden şikayetçi oldunuz mu? Neden? Olmadı Esra Hanım. Ta ki ben köye gidiyordum. Bunun orada kalmaya gidiyordum. Köyde 4 ay 5 ay. Beni zorla getiriyordu. Esra Hanım. Gidip para kazanmam Esra lazım. Hanım. Dayağına götürmüyor muydu? DAP raporları götürüyor muydu? Götürüyordu Esra Hanım. Götürüyordu evden. Buyurun. Esra Hanım. Buyurun Kamil. Bunlara umarım ki siz de zaten inanmıyormuşsunuzdur. Ve ispatlasınlar. Öyle bir şey zaten yok. Allah Kamil Bey. Anlamadım Kamil. İddialardan. Maske takılmadım. Yüzüm görünsün diye açıkça geldim Kamil. İzin verirseniz bu iddiaların... bu iddialardan ziyade Kamil Bey, burada gerçek olan bir şey var ki Hatice Hanım'ın bu evlilikte bir kadın olarak yok sayıldığı bir durum var. Zaten daha bunun ötesini konuşmaya gerek yok. En büyük felaket de en büyük felaket de beni neden getirdi? Kuma değil mi getirdi sana? Yalanı konuşuyorsunuz. Desene doğruyu. Anlaştık. Bana böyle evinin parası için 3 yıl 5 yıl anca dayanır, koy hayatına dayanamaz gitti de. Asla bak Hatice yemin etsin öyle bir şey ben demedim. Niye? Yemin etsin yetimlerin üzerine. Bak yemin etsin Hatice desin ki çocuklarımın üzerine de yemin etsin söylesin. Bir dakika dur. Niye ben Nevin'e demedim mi? Nevin seni İstanbul'daki evini satacağım sattırmayayım diye buna söyledim de. Deniz Salan da vardı. Üçümüz oturuyorduk. Ben satacağım demedim. Ben tapuları dedi oradan. Evet. Deniz Salan'la biz üçümüz de oturuyorduk. Orada ben dedim ki orada bir konu geçti dedi. Deniz Salan'a dedim ki Deniz abla dedim böyle dedim. Ben dedim Nevin'e diyorum ki dedim evini satma İstanbul'da evini de sattırıp da paranı yedirme deyince bu kalktı. Peki ben zorla mı gönderdim bunu zorla mı sattırdım? Beni sobanın yanında dövmedin mi? Halan yanında halan da hiçbir ses çıkarmadı. Lütfen. Karı kocalar ya Esra Hanım bir şey soracağım geri. Paralar kimin eline sayıldı? Parayı kim sakladı? He o evin bana mı verdi sağa mı verdi? Hadi söyle canım. Bunu anlamadım. Söylesin. O İstanbul'daki evi satıp bankadan parayı çektirip bana o parayı sen benim elime mi verdin? Hatice'ye mi verdin? Hadi doğruyu konuşun. Doğru yarısı
yarısını sen aldın, yarısını ben aldım. Ben inkar etmiyorum. Ne verdi? Sana vermedi mi? Bir dakika. Verdin, inkar etmiyorum. Yarısını sen aldın, yarısını ben aldım. Allah Allah. 40 bin liraya satıldı. Yine teslim oldu, doğru konuş Hatice abla. Çocuklarım var, doğru. Getirdi o zaman bana bir şey. Ya ben inkar etmiyorum ki, aldım. Buna dedim, karşısına buna saklattın. Çünkü plan kurmuştun. Peki. Evine para için. Bir saniye, şunu merak ediyorum. Kamil çok kötü tuzağa sen düştün. Bir saniye, şunu merak ediyorum. Yani şimdi tapulara gidiyor, bankalara gidiliyor. İşte krediler çekiliyor, paralar alınıyor. Ya bir kere de tüm bu olanlarla ilgili bir kere karakola yolunuz düşmedi gitti mi ya? Karakola yani da gitti. Yaşananlarla ilgili. Hapiste de yattı benim hayır, yüzümden. Hayır hayır. Şikayetçi Esra olmuyorsunuz. Benim kızdığım nokta bu. Esra ama bunların hepsini yaratan kişi Esra bu Hanım. Sebebe gelen Kamil Bey sizsiniz sorumlu. Bakın Esra iki kadın Hanım, ikisinin de dinliyorum. İki kadının da hayatı mahvolmuş. Bunun sebebi sizsiniz. İki kadın değil bak Kamil. Bir Esra dakika Nevin Hanım. Hanım. Evet. Esra Hanım, ben 2 yıl bunun yüzünden cezaevinde yattım. Niye? 2 yıl önce ve bir saniye bana şiddet uyguluyordu. Geri gitti Turhal'da, savcılıkta da dedi ki ben yalan söyledim. Oraya dilekçe verdi. Peki bu iddiaları benim o cezaevine soktuğunda niye anlatmamış? Kamil Bey. Ne kadar cezaevinde kaldınız? Neden bugüne kadar koymuş? Perşembe gitti, pazartesi çıkarttı. 4 gün kaldım. Neden? Neden bugüne koymuş? Siz niye söylediniz ya bunları? Az önce. Bana saplantılı şekilde aşık dediniz ya. Siz biliyorsunuz cevabı. Evet. Ha, ondan işte. Evet. Şimdi Kamil Bey. Ben şunu yapmışım, bunu yapmışım. Mı? Neden? Hepsini o zaman anlatmamış. Kamil Bey. Ya benim oğlumu sen elimden anlataydı almadın mı? Anlataydı hepsini o zaman. Evet. Esra Hanım. 96 yıl önce Kamil Bey, her şeyi ileriye gören Atatürk demiş ki... 96 yıl. Ha bak dinle, 96 yıl önce Atatürk köklü bir hukuk reformu yapayım demiş bu ülkede. Türk kadını dersin, demiş mağdur olmasın. Evet. Bak 96 yıl sonra görmüş bu gerçeği. İki kadın burada size karşı bağırıyorlar, feryat ediyorlar. Siz de diyorsunuz ki o iki kadın mağdur değil... Benim ablam. Ilk, ha, mağdur değil, esas mağdur benim diyorsunuz ya. Kendini ağlamaya çağırdı. Aynen öyle, bir, aynen. Mağdur olan şu anda mağdur sizsiniz. Siz niye böyle bir şey yaptınız? Bak zaten kanunda diyor tek eşlilik. Siz niye vazgeçtiniz bu tek eşlilikten? Ben vazgeçmedim. Bu bana bulaştı. Bir kere de kurtulamadık. Nasıl bulaştı da kurtulamadık? Nevin mi size bulaştı? Nasıl bulaştı da kurtulamıyorsun? Eve gelmen o senelerde... Ama siz nasıl peki? Kız arkadaşlarım çok oldu bir hata. Hayır, oldu bir hata. Siz şikayetçi hata. Olsaydınız... Nasıl bir hata? Deseydiniz ki de... mesela hani ne? Diyoruz ya... Saplantılı, peşimden ayrılmıyor, evime giriyor, benden zorla çocuk yapıyor. Siz şikayetçi olsaydınız Nevin'den? Evet. Ben şikayetçi olma gibi bir şansım yok. Gidiyorum, sen olamazsın diyorlar. Ben her niye zaman öyle gittim. Bir şey ya. Desinler. Hukuk bunlar herkes bunlar için, bayan ya oraya varınca hemen bunları alıyorlar. Yok, evet. Canım, yok canım sen doğru olsan seni de alırlar. Doğrular şimdi ben size kısaca sadece Kamil Bey şunu da söyleyeyim. Yani, oğlumun bir dakika. Ölüsünü çıkart söyle abi. Dur. Cevap verin. Evet. Abi bir yüzünü kaldırsana. Evet dinliyorum. Ha, cevap verebilirsiniz buyurun. Oğlumun ölüsünü çıkart Kamil. Ben her zaman her şeye cevap veririm. Sıkıntı yok. Benim oğlumu öldürdün Kamil. Evet. Öbür dünyada karşısına çıkacağım. Hastane orada. Raporlar da orada. Esra Hanım. Ha. Hastane orada. Raporlar da orada. Sorabilirsiniz. Kamalı bağlansın. Denizalan hemşire kızı bağlansın. Kanlar içinde kaldım. Kaç yıl önce? Oldu. 9 aylık oğlumu. Kanımda öldürüp beni oraya bağlamadınız mı? Karın... Gidip eczaneden... Sana kimse inanmaz Nevi. Nasıl inanmaz? Oraya çıkıp da o yalanlarına kimse inanmaz. Onun üzerine mi bu çocuk doğdu? Anladın evet. mı? Senin yalanlarına kendi çocuklarını bağlat. Bak kendi çocukların bile yüzüne tükürür. Yüzüne. Kimin? Kimin yüzüne tükürecek? Senin yüzünden millet telefonları kapattı millet. En azından senden değil. Biri senden ama... Sadece onlar bile senin al. Yüzünden telefonunu olsun, kapattı. Telefonunu. Soyadını da. Anladın mı? Karşımda kimlikten de çıkıyor. Onlar senin sen yüzünden telefonlarını ya. Kapattı o Kamil kızlar var Bey, ya. Sana bir şey diyeyim. Benim alnım açık.
Sen diyorsun ya evinin kuruntusuyla çıktı diyorsun ya. Benim kuruntumla çıkmadı Hatice Hanım. Evet. Mehmet ne dedi biliyor musun? Ben seni ihbar etmediydim bile jandarmaya. Jandarmayı ara diyen Hatice abla sen demedin mi? Dedim. Bu dedi. Oğlum Mehmet dedi ki belimizi tutturdu Esra Hanım. Siz dimdirek olun dedim. Onlara ben soracağım dedi. Senin oğlun dedi. Hatice'yi bırakmadı. 4 yaşındaki çocuk size akıl mı veriyor? Aynen. Senden akıllı. 4 yaşındaki mi? Evet. Senden akıllı. O seninle görüşmek istiyor Esra Hanım. Anladım. Karakola mı gidin dedi size? Evet ya şimdi bile diyor ben Esra Hanım'a her şeyi söyleyeceğim onu diyor. Senden görüşmek istiyor. Bir şey söyleyeceğim. Getirin şu çocuğu. Benim baksana oğlum, bak. Zekalı, koca, zekalı. Hayır koca kadınların düşün ya şimdi. Koca kadınların düşün. İşte kumalı reddetmek akla gelmemiş. O evden kaçmak, jandarmaya sığınmak akla gelmemiş. Sen iyi ki doğurmuşsun bunu. Esra Hanım. Vallahi. Buna hayatınızı demiş ki, kurtardı. Çocuğu üzerine yak demiş. Bana plana bakın. Çocuğu üzerine yak demiş Hatice Hanım'a. Onu demiş oğlundan ayıra... Ne? Onu arkasına fırıp yollayacağım. Hatice abla ben senin gözüne bakıyorum. Ne doğru ne yanlış aynen. Anlıyorum. Sen hiç merak etme. Arkasına vuracak falan değil. Ben dedim ki onun psikolojisi bozuk dedim. Ben bu çocuğun onun yanında büyümesini istemiyorum dedim. Çocuğu almak mı istiyorsunuz zaten Nevin'den? Zaten gerekli mercilerde de söyledim. Evet. Alamazsınız ki. O benim. Gerekli mercilerde de ben söyledim. Benim. Bunun psikolojisi yok. Ahli denge rapor istedim. Ne zaman akli dengesi bozuldu? Keşke bana deli raporu versin. O deli raporu verin. Kamil Bey, akli sağlığı yerinde olmasa... Arası vereceğiz. Bir dakika, Hülya çok üzülüyor. Bir dakika, bir reklam arası vermek zorundayız, mecburi. Caner, şimdi sen sabahtan beri Kamil Bey ile berabersin. Evet, sağ olun, İki dakikaya geliyor hemen, önemli. Kamil Bey ile berabersin. Evet. Sana aktardıkları nedir bu süre içerisinde? Ebru'yu da bağlı. Esra Hanım yayında söylediği gibi bütün suçu Nevin Hanım'a buluyor. Hatice Hanım'ı çok sevdiğini ama Nevin Hanım'ın onu kandırıp programa çıkardığını. Programdan gittikten sonra da Hatice Hanım'ı kendi evinden kovacağını iddia ediyor. Söylediği şeylerin aynısını söyledi bize. Eşi Hatice Hanım'ı çok sevdiğini Nevin Hanım Hatice Hanım'ı kovacağını söylüyor. Peki Nevin'in amacı şimdi aslında Kamil Bey'e bu soruyu sormak istiyordum da Nevin'in amacı şey mi? Hatice'nin boşanmasını sağlayıp nikah mı almak acaba? Yani hani bir kumpas. Yalnız bravo ha beyefendi. Jübile diye iyi kastediyor. Vallahi hep yalan Esra Hanım. Konuştuları hep yalan. Ya, hep. Zaten Esra hiç doğru düzgün kelime konuşmazdı ki. Beni aradı önce. Seninle konuşur muydu? Biz var asla ya aramaz. İşte ortamda otururuz mesela. İnsan ailesinden oturmaz mı hiç? Elinde telefon, şıkır şıkır öyle mesaj. Hiç demez ki hanımla bugün ne yaptın, ne ettin, sen de ne iş yaptın. Sana hiç, bir kere gerçekten hiç, nasılsın Hatice dedi hiç, mi? Hiç daha hayatta ben ağzına bir kelime... Hastaneye götürmezdin. Ben hastaneye başkalarıyla gidiyordum. Hatta şeyimde yarım kaldı, tedavimde dizimden rahatsızım. Daha bir gün hiç demişliği yoktur. Ne yapar Kamil Bey? Soralım. O kadar çok kız arkadaşınızın olması aslında bir ekonomik anlamda güce de dayanıyor olması lazım. Size soruyorum. Efendim? Ne işle uğraşırsınız? Çok fazla kız arkadaşınız, bunu... iki eşiniz var o yüzden sordu soruyorum. Hocam, abla. Ya size soruyorum Esra Hanım. Bu kaç çiftçilik sene... yapıyorum. Çiftçilik ne çiftçiliği yapıyorsun? Hayvancılıkla uğraşmıyorsun mu? Neydi? Hayvancılık. Çiftçilik, hayvancılık. Kendi yağımızda kendimizi kavuruyoruz. Kimseye muhtaçlığımız yok Allah'a şükür. Yok kıvırmıyorsun da sen daha babanın arsasının üstünde oturuyorsun. Nereden bir ev aldın? Kaç senelik emeğimiz var demedin ki şuradan da bir ev alak da. Olabilir. Dur. Olabilir. Ne olabilir? Kurbandan gel. Yer sene kurbandan gel. Benim babamın gel. Malı benim değil mi? Babanın malı senin mi? Kardeşim o gün ne diyordu? Çığın evden çığın yoksa satarım o evde oturamazsınız diyen kim? Ya desin. Desin mi? Değilsin, sıkıntı yok. Her zaman benim. Ama sana göre sıkıntı yok. Sana lafı duyan biziz tabi. Sana göre sıkıntı yok. Niye bir elin o kadar para geçiyordu kurbandan gelince? Daha kurbandan gelmeden başlardı Esra Hanım. Benim şu kadar borcum var, şu kadar... Ya bir ön insan alıyor. Senelerdir biz... Ben buna geldim geleli o hayvancılığına uğraşıyor. Nereye bir evi almış da oturduğu ev... Kendini değil, ev yani arsa kendini değil, evi biz kendimiz yaptık. Hayvanlara siz mi bakıyorsunuz Hatice abla? Onun evine bir eşya mı aldı? Size soruyorum Esra Hanım. Bu ne yaptı acaba?
Hiç bir çocuklarını giydirdi, kuşattı mı elden ayrı güzelce? Ne yaptı? Ben zaten, bana zaten hiç bakmazdı da. Çocuklarıma da sorabilirsiniz. Ben kimseye muhtaç etmedim. Kimseye muhtaç etmedin mi? Nevin Hanım, girmeyin araya. Ne aldın çocuklara? Ne zaman bir kıyafet aldın da götürdün de giydirdin? Sana soruyorum. Askere giderken oğlum başkasının elbisesiyle gitti. Her zaman ben. Yalan söyleme. Ben aldım, ben. Bak kızım, kalktığımız var. Ben aldım, ben. Hepsi de içimde söylüyor. Her zaman dinliyor musunuz? Oğlumu ben düzdüm. Sen bir çık aradan ya. Sen o çirkef kadın. Hemen çirkef kadın. Nevin Hanım, bekleyin. Yani şimdi bu çocuklara ne aldı diyorsun ya, eve bir kuma almış yani. Esra başka bir şey yok zaten. Zaten hep kendini düşündü Esra Hanım. Hep kendini. Şimdi Hülyam, sizin sorunuz neydi? Hayvanlara siz mi bakıyorsunuz? Evet, evet, hayvanlara ben mi? Ben o evde yani söylemesi hep çobanıdım. Ben çoban niyetine kullanıldım Esra Hanım. Ben hep yani hem ev hem hayvanlarla ilgilenirdim. Daha bir de üstelik gelirdi, bızağlar öldün müydü? Bağırır, çağırırdı, şiddet uygulardı. Bakmıyorsunuz. Niye bak? Kendi de eve aylardır. Bu sene hele hiç gelmedi ya. Bu sene kış altı hiç eve gelmedi. Nevin bakıyor mu hayvanlara? Bu olduğu zaman bu da bakıyordu. Hı. Geldiği zaman. Yılda kaç kere geliyor? Ahırı kuruyor. Bel kuruyor. Herhalde. Sütünü yoğurdunu siz satıyordun. Parayı siz al. Benim parası dayandıramadım. Olan fazla parayı da elimden pazar mı? Erzak alacağım diye azıcık kuruş biriktirdim. O parayı da alıp götürdün. Erzak alacağım diye. Ondan sen şuna gel. Bazılarını unutsa da ben unutmuyorum onların. Bacısını ne değil. Biraz sonra soruları alın. Şimdi bu tekrar şu konuya dönmek istiyorum. Şimdi sadece üçüncü bir şahısla birlikte olduğunuz iddiası değil, hatta bir çocuğunuz da olduğu iddia ediliyor Kamil Bey. Ben ondan DNA testi 7 istiyorum. Yaşında yalan. Bir çocuk oldu. Bu çocuğun da biyolojik olsun, babasının çılmasın, siz olduğu edeyim. Söyleniyor. Benim içim rahat etmesi için DNA testi istiyorum. Yalan. Yalan. Bak yalan, Hatice doğru. Hanım sizin o Nevin'in kurgusu. Onun Nevin'in kurgusu mu? Siz karışmayın. O da hiç söylemediydi, ben söyledim. O gün hatta jandarmaya ifade vermeye gittiğimde de dedim ben test istiyorum dedim. Onlar da dedi ki mahkemede dedi isterseniz testi tamam, dedi. Tamam, sıkıntı yok, isteyebilirsiniz. Olsun benim bu içim rahat edecek. İster çıksın ister çıkmasın değil mi Esra Hanım? Sen bu gerçeği görmek mi istiyorsun? Evet, görmek tamam, istiyorum. Tamam sen çık ister gel. İster çıkmasın. Bak. Nereye çıkıp geleceğim? Sen çık gel, ben kendi ellerimle seni götüreyim test et. Nereye? Ben senin yana artık gelmem. Hiç bitti, bunu unut artık, unut. Hiç gelmezsen unut. Allah yolunu açık etsin. Unut bunu, gelmem artık. Baldızın. Ben öyle bir gittim, bir ay kaldım babam evde. Tamam, Allah yolunu açık etsin. Ben unutmadım, daha morlular bacağımda duruyor. Senelik morlular gösterdim ben o gün şeye... Jandarmaya gittiğimizde bizi götürdüler. Daha kaç seneki önceki morluklar duruyor bacağımda. Gösterdim ben. Dayağı atıp götürdükler. Ben seni kaç sene dövdün mü? Kaç sefer diyordum, yalan söyleme. Dövmedin mi? Her tarafım mor içinde. Gittim babam evinde bir ay kaldım. Yok ben. Halanın kocasıyla niye kustun Haydar'la? Götürdün beni karımı attın şeye, babası evine. Esra Hanım karşımızdayken bu cani var ya. Bir genç çocuğa. Önce duydum, inkar ediyordu bu da. Her şeyi inkar ediyordu Hatice abla. Benden önce pavyondan karı geliyor, bunun yanında duruyor, inkar ediyor. Fatma diye bir kadın geliyor, inkar ettiler. Anladın mı? Bu şahıs getiriyor bu karıları. Çünkü Hatice'yi kadınlandırmıyorlar. Yargılandı mı? Evet ama sonuçsuz. Tamam, yargılanıp ceza aldı mı? Hayır. Bu yaptırıyor. Ebru ile anlaşıyorlar bacısının yanından çıkmak için. Anlaş. Bunun konteyneri var. O da adam da kevliydi. Kamil diyorlar, daha söz getiriyor, karı getiriyor, kokteyinde oynatıyor. Ben gittiğimde ne oluyor Kamil dediğimde? Getiririm, benim özel hayatım hiç kimseye ilgilendirmez. Şimdi siz özel hayatınızı çok yaymışsınız Kamil Bey, problem burada. Sizin nasıl özel hayatınız yok. Sizin çok özel hayatınız hayır, benim, var. Benim arkadaşlarım olamaz mı? Arkadaşlarınız benim gelir arkadaşlarım mi? Kız arkadaşlarınız mı? Bu. Tabii ki olabilir. Köye geliyor mu?
Hayır, hiçbir kız arkadaşım gelmedi benim oraya şu ana kadar da. Hatice Hanım'a soralım. Hatice Hanım geldi mi? Geldim diyen varsa buyurun bağlansın. Niye Fatma'yı getirmedin miydi? Yanında oğlu da vardı. Onda hatta öyle şey direkten getirmişsin. Aşağıda anengilin orada kalmadı mı bir ay? Bizim evimizde kalmadı. Annem gelin komşusuydu. Hı. Ankara'dan geldi kaldı gitti. Kimin komşusuydu Kamil? Sen demedin mi kanser yazdık burada gelsin. Yanında... Amcam gelin. Amcam gelin tamam. Evet amcam gelin. Onda işte kadın kabul etmemiş gitmiş. Onu da sen kötü niyetine getirmişsin. Kaç ay kaldı Fatma Hanım? Ya ben evime her gelen misafirle beraber mi oluyorum? Ne şimdi diye getirdin şöyle... tanımadığın kadını ne diye getirdin? Kamil Bey eviniz bir yol geçen hanımı. Ben tanımadım evet. Değil tanıyorum ben. Yol geçen hanımı eviniz? Benim evime kimse gelmedi bu oradaki şahıstan hariç. Peki diğer kadınların geliş sebebi yine bir gönül ilişkisi mi? Evet. Vallahi ben şüpheleniyorum ondan diğer da mesela. Diğer kadınlar derken kaç tane kadın gelmiş ya bana söyler misiniz? Vallahi Nevin Hanım burada. Kim Fatma gelmiş Hanım. Ya öyle bir şey var mı? Ailenizde kalan. Karım söyledi niye, bana. Niye bir de gece getirdin şeyden söylemek istemiyorum. Söyleme. Pavyondan. Kadın hatta sabahın ayıkınca elini yüzüne kapattı öyle dışarıya değil. Çıktı arabayı attın öyle götürmedin. Değil. Nasıl ki öyle değil? Ne diye getiriyorsun benim kapma o şeyden? Tamam. Kırşı... Pavyondan. Kırşehir'e gelmiş. Neye Kırşehir'de gelmiş? Lan sus bir Allah aşkına yalan söyleme sus. Ayrı. Sus. Bir saniye bir ha. Saniye. Ne bir saniye? Nerede yattı o biz nerede yattık? Yatma ayrı. Sen misin dedi kadın yazdık hemen dışarıya fırladık hemen arabayı attığınla götürdüğün biri oldu. Erkeklere karşı da aynı misafirperverliğiniz var mı beyefendi? Çünkü hayır, misafirperver hayır. Asla cinsiyet ayırmaz biliyorsunuz. Yani hepsi Allah'ın misafiridir derler. Yolda bulmuşlardır. Hayır. Benim zaten erkek arkadaşım olmaz. Hep bayan arkadaşım var. Zaten. Neden? Bey arkadaşlık bayan, dediğin bayanlarla daha çok abla. Daha rahat anlaşabiliyorum. Sen ablamın yanına gidip de... Allah niye? Onlara uzun ömür versin yine de. He uzun ömür ben versin. Ben anlayamadım. Kime ben verecek uzun ömür? Bir dakika. Sen, sen ablama varıp da... Yanımdan. Kimi anlamadım. Anlam işine geleni anlam zaten işine geleni anlamam. De tekrar de. Tekrarlar. Senden imzalı kağıt mı alacağım, senet mi imzalayacağım diyerekten mi götüreceğim diyor musun kızı? Niye götürüyorsun? Ondan senden başka kimse yok mu? Ben öyle bir şey demedim. Ben kimse öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim. Dediysem o da orada, o da orada. Sen her şeyi zaten inkar ediyorsun. Sen zaten her şeyi inkar ediyorsun. Bunun yanından götürüyor musun ya sen? Sen zaten her şeyi inkar ediyorsun. Hastaneye götürüyorum kanser tedavisi diyerek götürüyor musun ya? Bir dakika. Bir dakika. Kimse evet. Kimseyi zorla götüremez. Onlar telefon ediyordu, ben de gelip götürüyordum. Kim vay telefon be. Ediyordu? Vay be. Kim telefon burada yanlış bir şey mi var? Ebru sen hasta mıydı? Sen kendin ne diyordun, götür ya getir demiyor muydun? Hasta diyorlar, hasta değilmiş hasta herhalde. Değilmiş, kanser diyorlardı. Sen evet, bakıyor musun? Rahatsız. Şu anda da tedavi görüyor. Yine her ay Ankara'ya geliyor gidiyor, ben biliyorum. Zaten sen bilin, kim bilecek biz evet. Biliyoruz. Bunda biz kötülük mü var? Şey, Kırşehir'de araştırsınlar. Çocuk buna baba diyormuş. Kardeşinin karısı Serpil aradı bunu. Bir dakika. Sibel Karaca'nın şeyde oturduklarında ne kız şu? Hastane. Hastane değil. Pastane. Şey, pastanede oturmuşlar. Ebru ile ikisi beraber oturup. Kim diyor onu? Sibel. Bir dakika. İddia eden kim? Sibel dedi bana. Tamam, Sibel o gün. Telefonu. Tamam. İnkar eder. Tamam telefonu bağlayın. Çocuk... O gün çünkü bağlandı Kamil. Çocuk senin kucağındaymış kahvaltı yapıyorum. O da gelmiş demiş ki bu demiş kim demiş. Ebru da demiş ki. Hayır ben demiş, hayır üçüncü, kesinlikle üçüncü öyle bir şey yok. Karısıyım demiş ve bu da çocuğumuz demiş. Öyle bir iddia varsa da bağlansın. Ama sen tamamlamışsındır onu yalanlar. 7 sene önce bana da dedin bana. O Sibel Kara. Sibel'le de az değilsin. Sibel'le de şeyin var senin beraberliğin var.
Kamil Bey, acaba ya çocuk sizi çok gördüğü için baba diye olabilir mi? Öte dünyadan izinle gelmedik, sen izinle geldin. Çocuk küçük ya, sizi çok aklıma geldi. Çocuk 7 yaşında ya, sizi çok sık gördüğü için baba diye olabilir mi? Çocuk derken? Hayır, Ebru Hanım'ın çocuğu sizi o çok... O çocuk bizim elimizde büyüdü zaten. Baba diye olabilir mi o diyorum. O bizim elimizde büyüdü. Tamam işte o yüzden. Çok sık sizi gördüğü için. Yok da benim yanımda niye çocuk baba demiyor da başka yere gidince oradan söylüyor babası. Bir saniye. Ya çocuk senin yanında da dedikten sonra her yerde de kimin yanında demiş söylesin. Demiyor kimin mu? Yanında mı demiş? Biz her sene hayrımızı kime... Bir dakika. Biz her sene fitremizi kime veriyoruz zekatımızı? Kime veriyorsun ya? Haberim ben senin yanında mıyım? Ebru'ya mı? Hiç bana bir danışır mı ben falan diye zekatımı? Sen bilmiyor musun? Bir sever verdim. Büyüdü işte bir başka saniye. İşte o da sizin sorun oldu. Ve Kamil dediniz buna para veriyor, dana veriyor. Bak, ben bir sürü kadınlara... Benim krepsiyi nereye götürdün? Ben bir sürü kadınlara yardım ediyorum. Kime yardım ediyorsunuz? Neyi? Kadınlara. Bir dakika, kadınlara yardım mı ediyorsunuz? Ben bir sürü etrafımızda akrabalarımız var. Hepsine yardım ediyorum gücümün yettiğince. Ve edeceğim de kanımın son damlasına kadar. Peki bence hiç enerjinizi... Kamil Bey, enerjinizi dağıtmayın. Bir saniye, beni dinliyor musunuz? Siz Hatice Hanım'a yardımcı olun bu saatten sonra. Ya hasta çocuğuna bir ilaç almıyor, yalan söylüyor ya, devlet bakıyor. Buyurun. Bir saniye, bak. Bir dakika. Esra Hanım. Dinliyorum. Benim amcamın çocuğu cezaevine düştü bundan 3-4 ay önce. Dinliyor musun beni? Evet. Ben bunun hanımına şu anda para gönderiyorum. 2-3 kere gönderdim, benim oğlum da gönderdi. Ama bakın, akrabalarınıza şey yardım etmek ayrı. Benim sosyal çevrem sadece kadınlardan oluşuyor. Ben akrabama yardım ederim. Arkadaşıma yardım ederim. Kim düştüyse ben ona yardım ederim. Hayırseverlik ayrı, hayırseverlik adı altında duyguları istismar etmek ayrı. Kimin ya? Bir dakika. Benim duyguları istismar etsem çıkar beni, herkes çıkar diye. Benim kızımı bile lan. Bak. Ben onun da pazarını gördüm. Benim damadım 57 yaşında lan. 57 yaşında. Kızım 26 yaşında. Yazıklar olsun benim çocuğumu alma ağzına. Teşekkür ederim. Ebru iddialarını Kamil Bey reddetti. Ya. Hatice yeter Hanım. Hayatımı bitirdiniz karı koca ya, yeter ya. Anlaşana kızımı bile 57 yaşında. Yok ben 57 yaşında. Yettin artık canıma. Lan o Mehmet'e lan, hadi kızlarımı bitirdin Esra, de. Esra'nın ben size bir şey diyeyim mi? Mehmet'e bakabilecek misin lan? Birden oynatıyorsun, hem de reklamsız oynatıyorsun. Şimdi bu adamı, Nevin Hanım, bu adama böyle insanlara fırsat vermeyeceksiniz. Onların ikinci eşi olmayı falan kabul etmeyeceksiniz. Etmedim Esra Hanım ben. Hiçbir zaman etmedim. Raporlarımı çıkartın ya. Hep ondan kurtulmak istedi, bu devamlı gitti üstüne düştü. Peki. Kamil Bey'e teşekkür ederim söz hakkınızı, cevap hakkınızı kullandığınız için. Hatice Hanım boşanmak istiyor. Anlaşmalı boşanma konusunda istiyorsanız siz de davet ediyoruz. Sizi şimdilik uğurluyorum. Sizi buradan uğurlayacağım. Buyurun.